Anda bu Mustafa Özfidan Hoca'nın çay sohbeti var. Onu yapıyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz, çekim yapıyorlar. Allah razı olsun. Ha, eyvallah. Evet. Tam gözünüz al. Şu kapıyı örteyim hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugün Mustafa Hocam'ın çay sohbeti, muhabbetini beraber yapacağız. Her sene Diyanet önemli temalar belirliyor. Bu sene Hazreti Peygamber ve şahsiyet inşası. Yani önemli bir husus. Hazreti Peygamber'i ayrıntılarıyla tanımak lazım. Hazreti Peygamber'in hayatının toplumda sadece sanki kronolojiymiş gibi, belli tarihleri bilmek, Hazreti Peygamber'in hayatını bilmek gibi bir anlayış var. Bunun değişmesi lazım. Hazreti Peygamber'i tanımak, anlamak lazım. Adı, tarihi falan değil mi? Tabii. Yani Hazreti Peygamber'in ibadet hayatını, çevresiyle ilişkileri, aile fertleriyle, arkadaşlarıyla, yaşlılarla, engellilerle, çocuklarla, gençlerle ilişkileri, Hazreti Peygamber'in çevreye karşı hayvanlarla ilgili tutumu nasıl bir çerçeve çizdi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i bütün yönleriyle tanımak gerekir. Biz de branş hadis olunca bu minval üzerine bir çay muhabbetinin uygun olacağını düşünüyoruz. Eyvallah, o onur bize ait. Ben de daha önce yaptığınız çay muhabbetlerinizi de zevkle dinledik. Gerçekten güzel, samimi. Onun için de Mustafa Hocam söyleyince hiç ikilemedik, dedik. Tabii ki çayınıza misafir oluruz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şahsiyet inşasına doğumla beraber başlıyor. Tabiri caizse ilk düğmenin doğru iliklenmesiyle başlanıyor. Çocuk doğduğunda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi aile çevresinde bir örneklik ortaya koyuyor. Zaman zaman sahabeler de doğan çocuklarını Hazreti Peygamber'e getiriyorlar. Hazreti Peygamber doğan çocuklara hayır ve bereket duası ediyor. Ömürlerinin bereketli olması, hayırlı olması için kendilerine dua ediyor. Mesela Hazreti Hasan'la ilgili durum sahabe tarafından bize aktarılıyor. Sağ kulağına namaz ezanı dediği ezanı okuyor. Başka rivayetlerden öğreniyoruz ki sol kulağına da kameti okuyor. Yani İslam fıtratı üzere doğan çocuk ilk önce Allah'ı duysun. Allah'ın peygamberini duysun. İlk dünya hayatında duyduğu şey o olsun. Hayata ezanla başlıyor, evet, çocuk. Hayata, evet, doğru ile başlamak. Fıtratına uygun olanla başlamak. Allah kelamıyla. Çünkü İslam'ın bakış açısı çocuğun fıtrat üzere doğması, yani günahsız olarak, tertemiz olarak doğması. Bu Müslüman çocuğu için de geçerli, gayrimüslimin, kafirin çocuğu için de geçerli. Çocuk böyle bir değerdir. İslam ayrım yapmaksızın çocuğa böyle bakar. İkinci olarak güzel bir isim. Çocuğun iç dünyasında güzel bir anlam alanı oluşturacak bir isim. Mesela somut olarak Hazreti Peygamber çocuklarınıza peygamber isimlerini koyun diyor. Bu illa sadece peygamber isimleri olsun anlamında değil. Yani mesela çocuğa soruyorsunuz, ismin ne? İbrahim. Niye İbrahim? Babam, dedem, annem Hazreti İbrahim'in isminden dolayı o ismi vermişlerdi. Çocuğun iç dünyasında rol model Hazreti İbrahim'dir. Onun için çocuklarımıza isim koyarken Hazreti Peygamber'in ortaya koyduğu bu ölçüde güzel isimler koymak. Hatta bu konuda Hazreti Peygamber, siz kıyamet günü mahşerde isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Dolayısıyla güzel isimler edin. Çocuklarımıza güzel isim koymamız Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu ölçülerden bir diğer. Üçüncü bir ölçü Hazreti Ayşe rivayetinde kendini gösteriyor. Çocuğun kız veya erkek olduğuna aldırmaksızın sağlıklı doğup doğmadığını önemsemek. Hazreti Ayşe annemizin hadisi öyle diyor ki Hazreti Ayşe annemizin ailesinde çocuk dünyaya geldiği zaman Hazreti Ayşe onun kız veya erkek olduğunu sormazdı. Sağlıklı mı? Eli ayağı düzgün mü? Diye sorardı. Evet cevabını alınca da Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun derdi. Yani bu konuda hamd edilecek şey çocuğun salt kız veya erkek olması değildir. Hamd edilecek şey çocuğun elinin ayağının düzgün olması, sağlıklı olmasıdır. Önemli şarttan düşününce bu çok... Tabii çok. Evet. Yani bazen Mustafa Hocam, toplumlarda örfün çevresel bir takım faktörlerin oluşturduğu yanlış anlayışla İslam'a mal ederek konuşuyorlar. Bu da çoğu zaman insanı üzüyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Eda hutbesinde son kısmında şöyle bir ölçü ortaya koyuyor. Diyor ki size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılırsanız asla yolunuzu şaşırmazsınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Bu manada İslam'ı biz öğrenirken elimizde iki tane ölçü var. Kur'an-ı Kerim var ve Hazreti Peygamber'in sünneti var. Toplumda bu örfün getirdiği erkek çocuğunu önceleyen tavır İslam'a ait değil. Bir çay hocam, alabiliyoruz değil mi? Kesebiliyoruz zaten. Evet hocam. Yok, sıkıntı yok. Yani. Bana verebiliriz yani. Hiç problem yok.
Mesela buraları keseceğiz yani. Şu evet. Toplumda erkek çocuğunu önceleyen tavrın İslam'a ait olmadığını aslında çok net görüyoruz. Ya en önemli gösterge Hazreti Peygamber'in soyu Hazreti Fatıma üzerinden devam ediyor. Bizim toplumumuzda örfte şöyle bir algı var. Adamın erkek çocuğu yoksa soyu kesik gibi bakılıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın soyunun kızı Fatıma üzerinden devam ediyor. Yani Seyit dediğiniz şey o işte Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenler. Hazreti Fatıma üzerinden devam ediyor. Erkek çocuğu üzerinden değil. Bu açıdan hiç bakmamıştım. Evet, cahiliye toplumu gibi kızların utanç vesilesi görülerek diri diri toprağa gömüldüğü bir toplumda bunlar insanın hayaline sığmayacak devrimler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatından bir sahne. Ashab diyor ki Hazreti Peygamber mescitte namaz kılarken kızı Zeynep'in çocuğu, Hazreti Peygamber'in torunu Ümame Peygamber'in omuzuna çıkıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de namazını kıldığında çocuğun zarar görmemesi için itina gösterirdi. Secdeye giderken onun inmesini sağlayacak bir tavırda inerdi. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala peygamberi bize Usve-i Hasene olarak takdim ediyor. Usve-i Hasene en güzel örnek. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda bir çocuk biz namaz kılarken önümüzden bırak omuzumuza çıkmayı. Önümüzden geçse aman Allah çarpılacaksın, şey edeceksin. Çekip alıyorlar. Bir şey atıyoruz, kızıyoruz. Evet, Peygamber'in kıldığı namazda çocuk var. Omuzunda var, bacağına sarılırken var. Hazreti Peygamber'in müdahale etmediğini, ona özen gösterdiğini görürsünüz. Yaşlı sahabi Hazreti Peygamber'e geliyor. Namazı uzun kıldıran birisini şikayet ediyor. Diyor ki, uzatıyor ki artık onun yüzünden cemaate gitmeyeceğim. Hazreti Peygamber kızıyor ve bu rivayeti aktaran sahabi diyor ki Hazreti Peygamber'in hiç o kadar kızdığını görmedim diyor. Diyor ki ne oluyor ki size? Sizin içinden bazıları nefret ettiricilerdir. Siz insanlara namaz kıldırırken namazı kısa tutun, hafif tutun. Onların içerisinde yaşlılar, hastalar, ihtiyaç sahipleri olabilir. Hazreti Peygamber çevresindeki herkese karşı duyarlı. Yaşlıya karşı, engelliye karşı, çocuğa karşı duyarlı. Hazreti Peygamber çocukları gördüğü zaman selam verirdi. Değer verdiğini gösteriyor, hissettiriyor. Sen selam verilmeye muhatap olacak değerdesin. Ebu Mahzura diye bir delikanlı ezan okunurken ezanla dalga geçmek için müezzini taklit ediyor. Sesi güzel, Hazreti Peygamber çağırıyor. O sesi güzel olan hanginizdi diyor. Hani dalga geçtiğini görüyor Hazreti Peygamber. Kızmıyor, bağırmıyor. Tabii tabii. Kızmıyor, bağırmıyor. Hanginizdi diyor. Şu diyor, diyor bir ezan okusana, müezzinlik yapsana diyor. Okuyunca Hazreti Peygamber takdir ediyor. Hazreti Peygamber başına perçemeni elini sürüyor. Hayatı boyunca tıraş etmiyor onu. Mesela Kabe'de onun müezzinlik yapmasına müsaade ediyor. Hazreti Peygamber'in çocuklarla, gençlerle olan ilişkilerinde kendisinde hayat buldukları bir örnektir. Mesela Hazreti Enes diyor ki, bir kere bana kızmıştı yoktur. Ne yapmam gerekirken yapmadığım ne de yapmamam gerekirken yaptığım bir şeyden dolayı beni asla azarlamadı. Hatta meşhur bir örnek anlatıyor Hazreti Enes. Peygamber bir iş için beni gönderdi. Ben de o çocukluk işte diyor. Aslında gideceğim olduğum halde gitmeyeceğim dedim, yapmayacağım dedim. Sonra diyor giderken çocukları gördüm yolda. Oyuna daldım onlarla beraber. Unuttum. Sonra diyor bir baktım ensemden bir el yakaladı beni. Şöyle ürkerek diyor baktım. Mütebessim çeyresiyle Hazreti Peygamber. Enescik ne yaptın? Gidiyorum dedi. Şey derken bile Enescik ifade. Ya Öneyiz. Korkan ürken bir çocuğa Enes bile diyor. Enescik o sevgi ifadesi. Bizdeki Enesciğim gibi. Enesciğim gibi tabii. İsmi tazkir sevgi ifadesi bazen oluyor. Burada da öyle. Bırak kızmayı, Hazreti Peygamber onu rahatlatıyor. Korkmamasını sağlıyor. Bir işte parantez açın, kız çocuklarına ayrıca bir özen gösterdiğini görürsünüz. Hazreti Peygamber'in evliliğinden sonra da Hazreti Fatıma'ya değer verdiğini, Hazreti Fatıma geldiğinde ayağa kalktığını görürsünüz. Ataerkil yapının yüklediği anlamla kıyasladığın zaman bambaşka bir şey. Peygamber... Hocam bu arada çok etkilendim, Allah razı olsun ya. Estağfurullah. Yani sadece dinleyebilirim. İnsan sohbete de ihtiyacı var. Yani. Evet. Konuşulan şey güzel olunca Mustafa Hocam. En güzel yani, örnek hocam. Evet. Hazreti Peygamber'i konuşuyoruz. Ve siz konuşurken ben şunu düşünüyorum. Kendimi en başta hem de toplumu düşünüyorum. Ne kadarız tanıyoruz Peygamber? Ne kadar tanıyoruz da ne kadar onun yaptığını yapıyoruz. Evet tabii işte. Mesela Hazreti Peygamber'in çocukluktan gençliğe geçerken ki ilişkisi de çok özenli. İslam'ın çekirdek kadrosu gençler. Yani şöyle bir ifade kullansak, İslam, Hazreti Peygamber dönemi gençlerin omuzlarında yükselmiştir. İslam medeniyetinin temel kadrosu gençlerdir dersek çok doğru bir ifade kullanmış oluruz. Kur'an-ı Kerim geleneğinde aslında o var. Hazreti Musa'nın yanındaki genç, Hazreti Hızır'la kıssada genç. Mesela Ashab-ı Kehf 7 gençtir.
Hazreti İsa'nın etrafındaki havariler gençlerdir. Şimdi Hazreti Peygamber'in hayatına geldiğimiz zaman ismi çok bilindik sahabiler var ya. Hazreti Ebu Bekir hariç, Hazreti Ömer dahil bak. Hepsi 31 yaşın altı. Modern psikolojide de gençlik 12-32 arası kabul edilir. Hazreti Peygamber'in hayatında yer alan birkaç ismin yaşları ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim size. Hazreti Ali 9-10 yaşında. Abdullah bin Ömer, Veyde bin el-Cerrah 13 yaşında. Ukbe bin Amir 14, Cabir bin Abdullah, Zeyd bin Harise 15 yaşında. Zeyd bin Harise Hazreti Peygamber'in Taif yol arkadaşı. Abdullah bin Mesud, Habbab bin Eret, Zübeyir bin el-Avvam 16 yaşında. Talha bin Ubeydillah, Abdurrahman bin Avf, Kam bin Ebil Erkam, Sa'd bin Ebi Vakkas, İsma binti Ebi Bekir 17 yaşlarında. Zübeyir bin el-Avvam, Talha bin Ubeydillah, Abdurrahman bin Avf cennetle müjdelenen 10 kişi arasında yer alıyor. Erkam bin Ebil Erkam de Darul Erkam vardır ya, o evin sahibi. Bu genç delikanlının evi. Müslümanların Mekke'deki karargahı 17 yaşındaki bir delikanlının evi. Muaz bin Cebel, Hazreti Peygamber'in Yemen'e vali olarak, kadı olarak 2 kere gönderdi. Musab bin Umeyr, Hazreti Peygamber'in kabiliyatında Medine'ye öğretmen olarak gönderdiği kişi. 18 yaşında. Musab bin Umeyr derken aklınıza şu gelecek. Hicretin altyapısını oluşturan adam. Genç bir delikanlı. Musab bin Umeyr, Uhud Savaşı'nın şehidi. Büyük fedakarlık. Gençlerin ayrıca okuması gereken sahabe. Fiziki olarak Hazreti Peygamber'e çok benziyor. Uhud Savaşı'nda şehit edildiği zaman Hazreti Peygamber'i öldürdüklerini zannediyorlar. Muhammed öldü, Muhammed öldü diye bağırırken şehit edilen Hazreti Musab bin Umeyr'dir. Uhud Savaşı'nda şehit edilirken vücudunun tamamını örtecek elbisesi yok. Hangi dâkârlık, hangi samimiyette, hangi ruhla İslam'ın bize geldiğini görmek açısından kilit isimlerinden birisi. Sahabe dönemi derken İster ilimden bahset, yani hadis rivayetinden bahsettiğiniz zaman Hazreti Ebu Hureyre, en çok hadis rivayet eden, Abdullah bin Ömer, Cabir bin Abdullah, en önemli fakihler, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud burada. En önemli komutanlar, Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde, Ebu Cerrah bunlar arasında. İslam'ın 3 halifesi, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali bunlar arasında. Cennette müjdelenenlerin hemen hemen tamamı bunlar arasında. Genç derken İslam'ın çekirdek kadrosunu oluşturan nesil. Genç yaşlarda büyük sorumluluklar yüklenen bir nesil. Hazreti Peygamber onlara güveniyor. Onlar da bu sorumluluk bilinciyle her biri aldığı görevi en iyi şekilde yerine getiriyor. Şimdi şu tarafı da var. Hazreti Peygamber etrafındaki insanları çok iyi tanıdığı için kime hangi görevi vereceğini biliyor. Öğretmenlik Musab bin Umeyr. Ordu komutanı Üsame bin Zeyd 19 yaşında. Kadı olarak Yemen'e Muaz bin Cebel gönderdi. Bir başka seferinde Hazreti Ali gönderilir. Hazreti Ali gönderilirken diyor ki ya Resulallah yaşım genç. Önce de böyle bir şey yapmadım. Nasıl yapacağım bunu? Hazreti Peygamber bir ölçü söylüyor Hazreti Ali. Diyor ki Ali sana bir dava getirildiğinde iki tarafı da dinlemeden hüküm verme. Hazreti Ali diyor ki bundan sonra hiçbir şeyle ilgili kimseye soru sorma ihtiyacı duymadı. Hazreti Peygamber Mekke'de ve Medine'de bir toplum inşa ediyor. İşte bu toplumun oluşturduğu önemi asr-ı saadet diyoruz. Mutluluk asrı. Bu inşaatla birlikte yaşlılığa kadar herkese hitap ediyor. Evet, herkese hitap ediyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Umre'ye gidiyorlar. Sonra Umre'ye yapamıyorlar. Bu diye bir antlaşması yapılıyor. Dönecekler. Hazreti Peygamber ashabı diyor ki kurbanlarınızı kes. Hiç tık yok. Bir daha diyor kurbanlarınızı kes. Yine hiç hareket yok. Kanı sıkılıyor. Çadırına geliyor. Ya diyor ben Allah'ın peygamberi değil miyim? Eşi diyor ki ya Resulallah tabii ki Allah'ın peygamberi. E diyor ben bu insanlara kurbanları kesin diyorum. Kesmiyorlar. Diyor ki ya Resulallah sen Umre yapacağız dedin ya halen daha o ümit var onlar. Sen çıksan, kurbanını kessen, bunlar da kurbanını kestiğini görürlerse keserler. Hazreti Peygamber çıkıyor, kurbanını kesiyor. Onu gören bütün sahabiler teker teker kurbanlarını kesiyorlar. Şimdi Hazreti Peygamber'in eşiyle ilişkisi buyken, mesela kadına fikrini sor ama söylediğin tersini yapı, nasıl İslam'a mal edersin? Bütün kesimlerle bu ilişkilere yönelik umut örnekleri görmek mümkün. Ama özellikle çocuklar ve gençlerle ilgili olumlar çok daha fazla ve çarpıcı. Çünkü dediğim gibi İslam'ın ilk ana kadrosu, ilk de kadrosu gençler oluşturuyor. Ashab-ı Suffa gençlerdir. Fazla oldu değil mi yani? Oldu. Evet, vallahi eyvallah. Çok teşekkürler. Çok mutluyum sizi ya. Evet. Hakikaten çok etkileyici konular hocam. Esnaf. Allah razı olsun. Bunu kardeşimiz güzel bir şekilde etkileyecek evet, inşallah. Evet, eyvallah. İnşallah. Eyvallah. Yani Allah kolaylık versin. Demek istediğim bir şeyler varsa ekleyebiliriz hocam. Ya, evet, gençler değerli olduklarını bilsinler. Gençlere çünkü Allah değer veriyor. Hazreti Peygamber kıyamet gününde 3 şeyden hesaba çekilmeden insanlar bir yere adım atamaz diyor. Birisi hayatını nerede geçirdin? İki, gençliğini nerede geçirdin? Aynen. Gençlik hayatın içinde değil mi? Niye? Vurgu. O hayatın içinde gençlik ayrıca bir değere sahip. Onun için arşın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıfı sayarken Hazreti Peygamber bir adaletli
devlet başkanı. İki, Allah'a ibadet için gayret eden genç diyor. Genç Allah katında diyor. Bizdeki gelenekte hocam delikanlı deniyor ya. Herhalde hayra da şerre de etkili tabii. Olan yaş aralığı, tabii. Etki gücü en yüksek tabii. Çağ belki yani. Allah'ı bilen bir genç, Allah'ı tanıyan bir genç, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına dikkate alan bir genci Allah-u Teala dikkate alıyor. Ve ona arşın gölgesinde gölgelenecek üstesna bir makam, mevki sunuyor. Çok güzel bir final oldu hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Vallahi çok etkileyiciydi hocam. Eyvallah, teşekkürler. Böyle yer yer tüylerim diken diken oldu. Estağfurullah. Eyvallah, mutluluk teşekkürler. Size, eyvallah, Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim size. Dinleyen gençlere de sevgimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Ulan vallahi çay... Yok, teşekkürler. Bu gençlerin ikramı ya. Afiyet olsun. Benim çok da genç değilim hocam. Yaşım çok. Yok ama sen bana göre gençsin lan. Bunu da sana bırakıyorum size hocam. Hocam, onur bu. Allah'a emanet. Teşekkürler. Teşekkürler.